Efendim bugün 3 Nisan 2018 günlerden salı. Her zaman olduğu gibi ikinci kısımdayız. İş ve ekonominin ikinci kısmında çok önemli konukları ağırladık. Neredeyse her sektörün nabzını tutmaya çalıştık. Bugün de önemli bir misafirimiz, kıymetli bir konuğumuz var. Efendim Fuzul Ev Yönetim Kurulu üyesi Sayın Faruk Akbal stüdyo konuğum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ olun sizler. Ne güzel, bizler de iyi. Sizi gördük, daha güzel olduk. Fuzul Evim'le başlayalım. Çok geniş spektrumlu bir sohbetimiz olacak. Evet. Ekonomi de konuşacağız, müsiyatı da konuşacağız, D2'de konuşacağız. Ama önce Fuzul Evim'in hikayesini, neler yaptığını Akit TV izleyicilerine sizin dilinizden dinleyelim efendim. Tabii izleyicilerimiz hatırlarlarsa 92 yılında kurulmuş bir firmamız. Fuzul Oto ismiyle ilk olarak sektöre başladık. 26 yıl, öyle mi? 26 yılı geride bıraktık, evet, doğru. Tabii Fuzul Oto neden o dönemde ve bugüne kadar nasıl bir performans veya nasıl bir ürün ortaya koydu, bu noktaya geldi dersek, insanlara faiz ödemeden, herhangi bir vade farkı ödemeden, hı hı, araba sahibi olabileceklerinin bir modelini ortaya koyduk, hı, 92 yılında. Aslında Fuzul Evim, Fuzul Otomotiv olarak biliniyor. Tabii biliniyor. İnsanlar Fuzul Oto diye hatırlar. Hafızalarda evet, öyle evet, kaldı. Evet. Hı hı. Neden? Çünkü oto ile başladık ve uzun yıllar oto olarak faaliyet gösterdik. Hı hı. Tabii siz 90'ları bir hatırlayacak olursak, hı, eğer bir araba almak istiyorsanız ya nakit paranız olacak, hı hı, ya bankadan çok yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanacaksınız veya da uzun senetler yapmak zorundasınız ki bunun da yine bir vade maliyeti olabiliyor veya size araç satan insanlar böyle vadeleri, senetleri araç vermek istemeyebiliyor haklı, hı, olarak. Biz o dönemde dedik ki biz size uzun vadeli, hı hı, ama vade farkı ödemeyeceğiniz bir modelle araç sahibi yapacağız sizi dedik. Bu iddiayla yola çıktık. Ve hamdolsun geldiğimiz nokta itibariyle on binlerce insanı araç sahibi yaptık. Hı hı. Yani birçok insanda böyle tanıştığımız ortamda Fuzul Oto, evet biz ilk arabamızı sizden almıştık. Çünkü ufak ufak birikimlerle insanlar araç almak bir hayalken, hı, bunu gerçekleştirebildiklerinin mutluluğuna biz birçok kez şahit olduk. Vesile oldunuz. Evet. Hele ki o yıllarda araba lükstü, o tabii yıllarda. İşin iki boyutu var. Bir, işin, hı hı, bu neticede bir finansal operasyon. İkincisi, insanların faize bulaşmasına engel oluyorsunuz. Evet. İşin böyle bir kısmı da var. Manevi boyutu da var. Evet. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyordu. Nasıl çalışıyordu bu model? Bir havuz oluşturuyorduk ve bu havuzda insanlar taksilerini ödeyerek, hı, havuzda bir fon oluşuyor ve bu fonla insanlara noter huzurunda yapılan kurallarla belli aralıklarla araç sahibi olabilecekleri tarihlerde araçlarını teslim ediyorduk. Hı hı. Dolayısıyla hem faize bulaşmıyor hem vade fark ödemeden, evet, aylık taksiler şeklinde birikimlerini hayata geçirebiliyordu. Fuzul Oto, Fuzul Eve nasıl döndü diye soracak olursak, hala Fuzul Oto olarak çalışmaya devam ediyor. Ama şu anki markamız Fuzul Eve, ana markamız Fuzul Eve döndü. Neden? Çünkü yine o dönemleri hatırlayalım. Araba almak yatırım dönüşü olan bir enstrümandı. Yani siz bir araç alıyordunuz, evet, araba belki ikinci ele dönüyordu ama bir iki sene sonra sattığınızda hala sanki aldığınız fiyattan daha yüksek fiyata satabiliyordunuz. Enflasyon ekonomisi hani hatırlayacak olursak. Dolayısıyla insanların bir nevi birikim aracıydı bu aldıkları arabalar. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle yani 2000 sonrası düşünecek olursak enflasyonun düşmesi, işte bankaların kredi oranlarını düşürmesi gibi çeşitli şeyler arabaya olan ilgiyi biraz da azalttı ama bir şeyin ilgisi arttı, ev. Evet. Çünkü ev insanların artık en öncelikli şeyi. Arabadan önce ev, sonra araba. Biliyorsunuz, hı hı, Türk halkımızın da yönelimi bu yönde. Dolayısıyla yine aynı modelle, ufak taksitlerle ev alabilecekleri bir modeli bu şekilde insanlara sunduk. Ve bugüne kadar da çalışmalarımız devam ediyor. Bugün 45'in üzerinde noktada şubelerimiz var Türkiye, hı, genelinde. Türkiye genelinde. Hem İstanbul'da hem Anadolu'da birçok noktada Fuzul Evimiz halkımızın birçok ulaşabileceği alanda çalışmalarını paylaşıyor. Devam ediyor. Aynı şekilde kısa vade ve uzun vade planlamalarımızda da 100 şubeye ilk etapta ulaşmayı planlıyoruz. Bu yönde çalışıyoruz. Kaç yıllık bir plan bu? Bu ilk etapta 5 yıllık bir planlamamız var. Bu hedefe ulaşmayı 100 şube. Peki Faruk Bey, Fuzul Evim'e döneceğiz. Fuzul Evim'in başka yatırımları da var. Fuzul ismini de anlatacaksınız bize. Nereden geldiğini kısmen bahsettiniz ama müsiyatta, evet, yönetim kurulu üyesisiniz. Evet. Müsiyatta neler yapıyorsunuz?
bu ve DEİK'te de Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanısınız. Evet. Üç göreviniz var, yoğun birisiniz. MÜSİAD'la başlayacak olursak neler yapıyor masada, hangi başlıklar var? MÜSİAD biliyorsunuz 90 yılında kurulmuş. Bu milletin içinden çıkmış iş adamlarımızın, yerli ve milli iş adamlarımızın kurduğu bir sivil toplum kuruluşu. 28. yılında geride bıraktı. Nasip olursa da genel merkez binamızda önümüzdeki günlerde yeni binamıza taşınıyoruz. Çok güzel, buralara da yakın bir yerde yeni bir yer açıyoruz. Tabii fiziki mekan bir yere kadar ama içini dolduracak insan, nitelikli insan, bu insanların yürüteceği nitelikli çalışmalar ve nihayetinde ülkesine, milletine ve sonrasında da ümmetine ve tüm dünyaya fayda üretebilecek bir camiaya dönemiyorsanız bu fiziki binaların tek başına hiçbir anlamı yok. Hamdolsun MÜSİAD bugüne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla bunu gösterdi. Milli ve yerli olduğunu yaptığı birçok çalışmayla ortaya koydu, raporlarla ortaya koydu. Tabii MÜSİAD şu an ekonomik olarak Türkiye ekonomisinin yaklaşık %20'sinden fazlasını temsil ediyor. Gayri safi yurt içi hasılanın %20'si artık MÜSİAD üyeleri oluşturuyor diyebiliriz. Yine 2 milyona yakın kişiyi istihdam ediyor MÜSİAD üyeleri. İhracatın yine %20'sine yakını yine MÜSİAD üyeleri yapıyor. Bunları neden anlatıyorum? MÜSİAD kurulduğunda 12 tane iş adamının, genç iş adamının bir araya gelip bir hayal, bir iddia üzerine, bir ideoloji, bir fikir üzerine bir araya geldiği bir noktadan bugün yalnızca Türkiye'de 86 noktada şubeleri olan, dünyada 160 noktada temsilcilikleri, ofisleri ve şubeleri olan ve birçok uluslararası kuruluşla MOU'lar, işbirliği yapan bir Türkiye'nin bir gücü haline geldi. Belki de şunu söylesek yanılmış olmayız, dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu haline geldi. Neredeyse. Faaliyetleriyle, etkinliğiyle. Yani bugün Washington'da, New York'ta MÜSİAD ofisleri hem oradaki iş adamlarını bir araya getiriyor, hem de Türkiye'nin diplomasisini, ekonomik diplomasisini, ekonominin diplomatları olarak orada çalışmalar gösteriyor. Yine Pekin'de, yine İsviçre'de, yine Moskova'da, Addis Ababa'da yine çalışmalarımız var. Baktığınız zaman çok yaygın bir iş adamı örgütü. Ekonomiye de verdiği raporlarla, hazırladığı çalışmalarla, kimi zaman medyada, kimi zaman medyada değil, birebir görüşmelerinde doğru bildiği çalışmalarını, inandığı değerleri gerek ekonomide, gerek sosyal hayatta, hükümetimizde ve ilgili kamu ve kuruluşlarımızda paylaşıyor, paylaşmaya da devam edecek. Evet. DEİK'teki göreviniz Türkiye ile Ürdün arasında. Evet. Ticaret hacmimiz ne durumda? Geçtiğimiz ay Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı'na seçildim. DEİK'te genel kurullar gerçekleşti. Tabii Ürdün Türkiye için stratejik bir müttefik. Ürdün nüfusunu biliyorsunuz %70'e yakını Filistin asıllı aslında vatandaşlardan oluşuyor. Ürdün biraz daha stratejik olarak güvenli bölge olarak konumlandırılmış. Birçok siyasi aktör tarafından belki etkilenen ama nihayetinde Türkiye için çok önemli bir çözüm ortağı. Çünkü bulunduğu coğrafi konum itibariyle hem Suudi Arabistan'a, hem Irak'a, hem Suriye'ye, hem Mısır'a, hem Kuzey Afrika'ya, Doğu Afrika'ya açılan bir kapı pozisyonunda. Ve oradaki vatandaşlarımız, yani Ürdün vatandaşlarının, Ürdün halkının da Türkiye olan ilgisi had safhada. Ekonomik olarak da güçlü bir ekonomi, istikrarlı bir görüntü veriyor. Bu anlamda Ürdün'le olan ilişkilerimizi güçlendirme tarafında çalışmalar yapıyoruz, ekonomik tarafında tabii ki. Son 2017 yılı itibariyle Ürdün'le vardığımız ekonomik hacim $700 milyon aştı. Tabii bu bizim için yetersiz bir rakam. Evet. Türkiye'nin ihracatı $600 milyon üzerinde. Ürdün'ün ihracatı da Türkiye'ye $50-60 milyon $100 milyon kadar çıkıp iniyor. Yani bu bile dalgalı bir seyri var. Tabii bizim Ürdün'le serbest ticaret anlaşmamız vardı. Geçtiğimiz günlerde bu anlaşmayı askıya aldı Ürdün tarafı. Hiç beklenmedik bir şekilde. Bunun üzerine biz de buradan 35 kişilik bir iş adamları heyetiyle Ürdün'e bir seyahat gerçekleştirdik. 2 günlük bir seyahat. Önce Akabe'ye, ardından da Amman'a geçtik. Orada hem karşı tarafın iş adamlarıyla,
yöneticileriyle, serbest bölge ticaret yöneticileriyle, bakanlarıyla, başbakan yardımcısıyla birebir heyet olarak görüşmelerimiz oldu. Türkiye ile Ürdün ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kadim bir geçmişinin olduğu ve ileriye taşınabilecek çok iyi bir potansiyel olduğunu ifade ettik. Bu süreçte, bu hassas süreçte bizim bu temasımızda eminim çok etkili ve yerinde olacaktır. Yapıcı olacağını bekliyorsunuz. Olacaktır. Bu vesileyle biz Ürdün'le ilişkilerimizi, ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Ne güzel. Daim olsun hem MÜSİAD'daki göreviniz hem de DEİK'teki Türkiye-Ürdün ilişkilerine yön verebilmeniz açısından başarılar diliyoruz size. Şimdi Fuzul Evim'le alakalı. Fuzul Evim sadece faizsiz ev ve otomobil sahibi yapmıyor. Aynı zamanda gayrimenkul projeleri de var. Öyle evet. Sanıyoruz. Türkiye'nin hangi noktalarında var devam eden inşaat çalışmalarınız? Tabii dar ve orta gelirli insanlara fuzul ev modeliyle, birikimle konut alabilecekleri Türkiye her yerinde bir imkan sağlıyoruz. Fuzul Yapı markasıyla da konut üretiyoruz. Evet. Bunlar daha çok orta ve üst gelir grubuna yönelik konutlar oluyor. Dolayısıyla Fuzul markası altında dar gelirliden üst gelirliye kadar herkesin konut sahibi olabileceği bir havuza, artık bir hatta sahibiz. Fuzul Yapı olarak yaptığımız son projeler, 3. İstanbul projemiz var. Başakşehir'in en büyük konut projesi. 1500 konutluk bir proje. Hem bitti, satışa sunuldu. Satışta şu an. İnşaat aşaması devam ediyor. Birinci etabı bitirmek üzereyiz. İkinci etabı lansmanla da hazırlanıyoruz. Bu projede biz üçlü bir konsorsiyumuz. Yani Fuzul, Konya İttifak Grubu, bildiğiniz gayet güzel Holding. Çalışma yapıyor. İttifak Holding bizim ikinci ortağımız. Üçüncü ortağımız da Suudlu El Zamil Grup. Suudi Arabistan'ın yine en büyük firmalarından biri. Yabancı yatırımcı. Evet, yabancı yatırımcı. Türkiye'de bizle vesile olmamızla Türkiye'ye ciddi bir yatırım yaptılar. Hem bizim projemizi, bizden sonra da yatırımlarına devam ediyorlar. Bu da bizim için önemli. Çünkü Türkiye'ye bir döviz girmesine vesile olmuş olduk. Bu ilişkileri başlattık, yoğun çalışmalar yürüttük. Ve hamdolsun bu grubu Türkiye'ye kazandırdık. Evet. Daha başka gruplarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Üçüncü İstanbul'un hikayesi bu şekilde. Başakşehir Belediyesi ile beraber yapıyoruz. Yine TOKİ hasat paylaşımı olarak yaptığımız TEM Avrasya konutları var. O da Gazi Osmanpaşa'da hemen TEM'in yanında 600 konutluk bir proje yapıyoruz. Yine Başakşehir'de yaptığımız Vadiyaka, Olimpa Park, Başak Site isminde çeşitli muhtelif projelerimiz var. Yapı tarafı da bu şekilde devam ediyor. Peki. Aynı zamanda şeyden değinmek isterim izniniz olursa. Tabii, buyursunlar. Bizim aynı zamanda Nevita diye de bir şirketimiz var. Nevita'nın uzmanlık alanı yabancılara gayrimenkul satışı üzerine. Sadece o alanda uzmanlık. Sadece o. Bu da 2014'te benim bizzat girişimimle, bizimkilerin de tabii ki destekleriyle bugün iyi bir noktaya geldi. Evet. Yıllık 200 milyona yakın döviz girdisini Türkiye'ye getiriyor. Bu da önemli bir adım. Bu da önemli. Yani siz içeriye mal üretirken, bir değer satarken bir keyif alıyorsanız, dışarı yaparken belki 2-3 keyif alıyorsunuz. Çünkü niye? Ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Evet, Faruk Bey oldukça başarılı bir adım. Zira biz burada sizin bulunduğunuz yerde birçok gayrimenkul firmasının yönetim kurulu başkanını ağırladık. İlk defa bir firmanın sadece yabancı yatırımcılar için ayrı bir marka oluşturup ayrı bir birim kurduğuna şahit olduk. Evet. Bu da önemli. Randımanını da almışsınız. Belki başka firmalara da ilham olur. İnşallah. Çünkü neden? Türkiye'de yabancı gayrimenkul satışı yıllık 2017 rakamları açıklandı. 4,5 milyar dolar olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda da biz 5 milyar dolar aşamadık. Konut sayısı da 1 en milyon. En şaşalı olduğu dönemlere dahi 5 milyar dolar aşamadık. Bu rakam iyi bir rakam gibi gözüküyor. Ama İngiltere'de bu rakam 40 milyar doların üzerinde yıllık. Hani? Ki Türkiye daha güzel. İngiltere. Türkiye'nin potansiyeli, bulunduğu konum, dokusu. Bir de bu yatırımların çoğunu biz sadece yalnızca Körfez'den alıyoruz bu yatırımları. Bakın yani ona biz Avrupa'yı da hedeflememiz lazım. Evet. Avrupa pazarını biraz kaybettik biliyorsunuz. Orada biraz diplomatik ama süreç sanki. Diplomatik süreç var. Ekonomik yaşadıkları krizden sonra daha da işte diplomasiyle gerilen bir süreç oldu. Ama bizim ekonominin küskünlüğü olmaz, kazanmamız lazım. Evet. Ekonomi başka bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerin ticaret yaptığı bir toplumda biliyorsunuz geliyorlar. Dolayısıyla uzak doğu pazarını keşfedemedik. Mesela evet. İngiltere'nin, Avrupa'nın en büyük yatırımcıları Araplar değil. Çinliler, Hintliler. Uzak doğu değil mi? Uzak doğu.
Büyük bir ekonomi ama ürkek bir ekonomi. Yani o ekonomiyi kazanabilmek, o yatırımı kazanabilmek kolay bir şey değil ama başarabiliriz. Zor düşünün. Türkiye çünkü istikrarını son yıllarda yeterince ispat ettiğini düşünüyoruz. Yani Türkiye artık o çalkantılı siyasi çalkantıların olduğu, istikrarın olmadığı bir Türkiye değil. Artık taşları yerine oturmuş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla bu yatırımcıları Türkiye kendi kendine gelmesini beklemek bizim alışkanlığımız değil. Biz onlara gideceğiz, anlatacağız, ikna edeceğiz, göstereceğiz, çabalayacağız ve Uzak Doğu ekonomisini de Türkiye'ye kaydırmamız gerekiyor. Çekeceğiz diyorsunuz. Ne güzel. Gayrimenkul sektörüyle devam edelim Faruk Bey. Gayrimenkul sektörüyle alakalı olarak biz burada konuklarımızın çoğuyla da bu konuyu müzakere ettiğimizde kamuoyu da biraz ilgilendi aslında bununla. Gayrimenkul sektörü lokomotif sektörü olacak dendi. Sonra sanayiye devlet teşvikler yapınca acaba sanayi gayrimenkul sektörünün önüne mi geçecek diye. Siz bu konuyla alakalı hangi noktadasınız? Siz gayrimenkul sektörünün lokomotif olma özelliğini devam ettireceğine inanıyor musunuz? Türkiye'de gayrimenkul sektörünün potansiyeli ortada. Evet. Beslediği iş kolları ortada. İstihdama katkısı ortada. Ekonomiye katkısı ortada. Gayri safi yurtdışı hasılaya katkısı ortada. Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptığı müteahhitlik hizmetlerine Türkiye katkısı da ortada. Türk müteahhitleri dünyanın en büyük ikinci müteahhiti. Evet. İlk 250'de ikinciyiz Çin'den sonra ki Çin'in ardından ikinci olmamız aslında dünya ekonomisi açısından baktığında büyük bir başarı. Yani biz dünyada markalar üretememekten yakınıyoruz. Evet. Bakın eleştirilerimizi yapıcı yapmamız lazım. Bizim problemimiz inşaat sektörünün çok iyi olması değil. Diğer sektörlerimizde bu kadar başarılı işler çıkaramıyor olmamız. Evet aslında sorun o. Yani meyve veren ağacı taşlamayalım. Diğer ağaçlarımız da niye meyve vermiyor bunun çabası içerisinde olalım. Buna kafa yormamız gerekiyor. Tabii ki yani Türkiye'de biz inşaat sektörü sadece Türkiye'de değiliz ki. Dünyada 2 numarayız. Düşünsene bizim hangi sektörde dünyada 2.'yiz? Biz tüketirken her ürün 1. sınıfı tüketirken üretimde 3. sınıfı üreten tarafız. Evet, hani bir denge var ya derler ki ne üretiyorsan o kadarını tüket. Biz 1. sınıf kullanıcıyız. Hani eleştirimizi yapalım her üründe. Yani kullandığımız yiyeceklerden tutun da tüm tüketim araçlarımıza, cihazlarımıza, lüks araçlarımıza hepsi ithal ve 1. sınıf. Doğru. Ama biz üretirken bakalım hiç böyle 1. kalite ürünler üretemiyoruz. Bunlara yoğunlaşalım. Ama inşaat sektöründe ikinci sıradayız. Önemli. Bunu bir kenara koyalım, bir cebimize dursun. Biz ağır sanayide zayıf gidiyoruz. Doğru bir eleştiri. Yatırımcılarımızı, üreticilerimizi teşvik, birçok teşvikler açıklanıyor. Bunlarla ilgili zaten bunlar çok detaylı, detayına girmeyeceğim ama biz raporlarımıza bunlarla ilgili görüşlerimizi müsiat olarak hükümetimize ifade ediyoruz. Bazı eleştiriler geliyor, müsiat neden eleştiride bulunmuyor diye. Müsiat haklı gördü, doğru bildiği şeyi eleştirmekten çekinmedi bu zamana kadar. Ama bunu çıkıp da bazılarının beklediği gibi medya önünde propaganda yaparak, bağırarak, yerin dibine sokarak değil. Gündem belirleyerek. Gündem belirleyerek, gündemi farklı şeyler alet ederek değil. Evet, evet. İlgilileriyle birebir görüşmelerde mutlaka biz bu görüşlerimizi aktarıyoruz. Ve bunlar dikkate alınıyor. Çünkü herhangi bir siyasi veya başka bir kaygıyla yapılmadığını yetkililerimiz çok iyi biliyor. Evet. Ve daha etkili oluyor. Dolayısıyla bizim bir defa küçük orta ölçekli sanayi kuruluşlarımız var biliyorsunuz. Bunları desteklememiz lazım. Hı-hı. Türkiye'de KOBİ'lerin ihracata katkısı çok yüksek. Evet. İthalattaki payı da düşük. Aslında devletimiz bunu fark etmiş. Kredi garanti fonuyla bayağı destek Kredi garanti fonuyla destekler yapılıyor. KOSGEB'le destekler evet. yapılıyor. Ama bu ne kadar desteklense azdır. Çünkü ihracatın çoğunluğunu yapan KOBİ'ler ithalatı düşük. 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 Yani demek ki Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ'ler. Çare açık vermememize sebep olan kitle aslında. Bunlara yönelmek lazım. Evet. Bunları desteklemek lazım. MÜSİAD'ın TOSİ projesi var. Toplu sanayi alanları üretme gibi. Hı hı. Yani orta ölçekli ve küçük ölçekli sanayicilerimizi daha doğru noktalar, daha organize edilmiş sanayi bölgelerinde konumlandırmak. Bunu da TOKİ ile beraber şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Bu da çok iddialı bir proje olarak inşallah MÜSİAD'ımızın projesi olarak ülkemize bir kazanç olacak. İnşallah. Birazcık ekonomiyi konuşmaya devam edelim. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyesisiniz. Baktığınız pencere, Türkiye penceresi neredeyse. Üçüncü çeyrekte rekor bir büyüme. Akabinde ilk çeyrek bitti. Şu an Nisan ayındayız. Nasıl görüyorsunuz ilk çeyrekteki öngörüleriniz neler olur Faruk Bey? Açıkçası
MÜSİAD tarafından konuşacak olursak bizim için çok şaşırtıcı bir şey olmadı. Bizim zaten dönem başındaki beklentilerimiz, açıkladığımız rakamlar ortadaydı. Evet. Ha, kimler konuşsun? İşte %3 bekleyip de sonra %7 diye revize etmek zorunda kalan işte derecelendirme kuruluşlarına bunu sormak lazım. Onların cevaplarını merak ediyorum. Evet. Geçtiğimiz yıl IMF'den bir heyet gelmişti MÜSİAD'a ziyarete. Bize açık açık ne sordular biliyor musunuz? Siz bu kadar darbe atlattınız. Siz krizler, dünya krizlerinin ortasında kaldınız. Bulunduğunuz coğrafya siyasi gerilimin had safhada olduğu bir siyasi bölge. Terör, o biliyorsunuz, o dönem havalanda bombalar patlıyor. Evet. İşte Reyna baskınları vesaire, birçok terör şeyine maruz kaldık ne yazık ki. Ve organize ve aynı zamanlarda, yani bunun da niçin olduğunu biliyoruz tabii ama. Nasıl siz ekonominiz bu kadar hala güçlü olabiliyor? Evet. Bizim onlara söylediğimiz şey şuydu. Biz Türkiye'nin ekonomisinin iç dinamiklerinin ne kadar kuvvetli olduğunu farkındayız. Türkiye 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Genç bir nüfustan bahsediyoruz. Büyüme iddiasında olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin dünya krizlerinden minimum etkilenmesinin sebebi kendi iç dinamiklerinin çok kuvvetli olması. Evet. Türkiye'nin potansiyeli çok kuvvetli. Yani siz Türkiye içerisindeyken Türkiye'yi belki algılayamıyorsunuz ama bugün Ürdün'e gittiğinizde Türkiye'nin ne kadar önemli bir ekonomi olduğunu, bir büyük bir medeniyet olduğunu dışarıdan baktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Veya Kosova'ya gittiğinizde bunu görebiliyorsunuz. Kosova'da 700 yıl önce şehit olan Murat Hüdavendigar'ın kabrinin başında baktığınızda o ufku o zaman anlayabiliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin ne olduğunu aslında. Türkiye'nin 700 sene önce nerede olduğunu, evet. Türkiye'nin bugün nerede olduğunu ve nerede olması gerektiğini daha iyi anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz 2018'de de %5 ve altının altına inmeyecek bir büyüme oranı yine bekliyoruz. Yine bu minvalde devam eder. Yine bu minvalde devam eder. Ha, Türkiye'nin istikrarlı ve güçlü bir şekilde büyümesi için gerekli büyüme oranı nedir diye soracak olursanız 7'nin altına inmemesi lazım. Evet. Emsal çünkü, olması lazım. Evet, %7'nin altındaki bir büyüme oranı, %7'ye kadar olanların hepsi bizi orta gelir tuzağı dediğimiz bir tuzağa iter ki bu da MÜSİAD olarak henüz biz bunları konuşmuyorken %8'lik 10'luk büyüme oranlarını konuştuğumuz bir dönemde hazırladığımız ekonomi raporunun kapak ön kapağında yazdığımız başlıklı orta gelir tuzağı. Yani ekonomiler belli bir noktadan sonra yüksek büyüme oranlarının altına düşüp %3, 5, 2 gibi oranlarla büyümeye başladıklarında aslında ekonomik olarak yeterince büyümüyorlar. Bir orta gelir tuzağına düşüyorlar. Yani siz gelişmekte olan bir ülkesiniz. Evet. Ekonominiz büyüyor. Türkiye hedefi ne? Gelişmiş ülke. Gelişmekte düzeyine, olan, gelişmiş olan ülke. Düzeyine. Ama siz yıllık %3 ve 2 ile 4 ile büyüyerek gelişmiş ülke düzeyine erişemezsiniz. Hep gelişmekte kalırsınız. İşte tuzak bu. Dolayısıyla bizler iş adamları olarak iş adamlarını cesaretlendiren sivil toplum kuruluşları olarak iş adamlarımız dünyanın dört bir tarafına açıp ufkunu tüm 8 milyara yönlendirmemiz lazım. Evet. Yani 80 milyon değil bizim ufkumuz. 8 milyar. Bu yönde çalışmalar yapmamız lazım. Kişi bu 160 küsur noktada MÜSİAD'ımızın çalışmadan olma sebebi de bu. Aslında bu. Evet. Peki. Dünya ile devam edelim. Finali dünya ile yapalım. Özelden genele doğru geldik Faruk Bey. Ticaret savaşları var. Amerika'nın Çin'le olan, zaman zaman Avrupa Birliği de bu polemiğe dahil oluyor biliyorsunuz. Bu perspektiften baktığınızda son dönemlerde yine MÜSİAD Sektör Kurulu Başkanlarını da ağırladık burada. Onlar da Türkiye'nin artık eksenini farklı pazarlara kaydırması gerektiğini söylüyor. Belki Latin Amerika, belki Afrika son dönemlerde kısmen çok gündemde. Cumhurbaşkanımızın üst üste ziyaretleri de biraz ilham verici. Son olarak bununla toparlayalım isterseniz. Ne düşünüyorsunuz bu gelişmelerle ilgili? Şimdi dünyada ekonomik bir darboğaz var. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Bu kadar siyasi gerilimlerin arka planıdır aslında bu ekonomik daralma var. Evet. Avrupa ve Batı ve Amerika ekonomik olarak çok hızlı büyüdüler. Ama son 30 yıla, 40 yıla baktığınızda büyümeleri yavaşladı, duranlaştı, hatta gerilemeye başladı. Hı. Neden? Çünkü tüketmekte oldukları öz kaynaklara ulaşmakta zorluk çekmeye başladılar. Açık konuşalım, sömürgenin getirdiği bir kazanç ilelebet sürmez. Devamlılığı olmayan. Bunun şeyi kesilmeye başladı. Dolayısıyla yeni pazarlar açılmak söz konusu. Bugün dünyada ciddi bir paradigma değişimi var. Yani tek kutuplu
güçten artık birden fazla kutubun olduğu bir noktaya gidiyoruz. Yani Çin'i ayrı değerlendirirsiniz, Amerika'yı ayrı değerlendirirsiniz, Türkiye ve Türkiye etrafındaki müttefiklerini ayrı değerlendirirsiniz. Ciddi bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda tabii ki ekonominin siyasetten bağımsız hareket edebilmesi ne yazık ki çok mümkün olmuyor. Siyasetle belli ölçekte mutlaka etkileşim içerisinde oluyor. Fakat Türkiye'nin bütün bu yaşadığı içerisinde bulunduğu siyasi buhranlara rağmen, Türkiye içerisinde demiyorum, coğrafyasındaki siyasi gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin bu kadar büyümesi neye işaret ediyor biliyor musunuz? Önümüzdeki gelecek güzel günlerin habercisi. 2023'e mi kısmı? 2023'e, 2053'e, 2071'e çok güzel şeylere gebe olduğuna işaret ediyor. Afrika pazarını biz kaybetmiştik. Kimse yokken Osmanlı vardı. Vardı. Sonra Osmanlı çıktı, sömürge devletleri girdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yeniden Afrika'nın önemini ve Afrika'ya bir el uzatan bir devlet konumunda. Sömüren değil, el uzatan. Öncelikle onların kaynaklarının kendi ülkelerinde, kendi toplumlarında hayata geçmesini öngören bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ortada. Biz iş adamları olarak, müsiyadım iş adamlarının hassasiyeti ortada. Bizler adil kazancın adil paylaşımından bahsediyoruz. Dolayısıyla bizler için kazancın helal olması kadar nerede harcadığınız konusu da çok önemli. Mühim, evet. Harcamanızın da helal olması lazım. Yani müsait üyeliği için soruyorlar bazen. Müsait üye olmak için ve en önem verdiğiniz şey nedir? Nasıl kısaca ifade edersiniz? Helal kazanacak, helal harcayacak. Evet. Bizler helal olanın yasal olması için de çaba sarf ediyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bültenimizin sonuna geldik. Size hem Fuzuli Evim'de hem Müsiyat'ta hem de DEİK'teki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyoruz Faruk Bey. İyi yayınlar diliyorum. Zihnimizi açtınız. Ağzınıza ve ayağınıza sağlık. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Hoşçakalın. Peki efendim. Efendim bugün iş ve ekonomi bugünlük bitti. Biz yarın yine 17.45'te hem iş dünyasının hem ekonominin nabzını tutacağız. Ama şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar dileriz.